Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar, çoğunuzu moral bozukluğu içerisinde görüyorum. Eski heyecanınızın, coşkunuzun olmadığını hisseder gibi bir pozisyon içerisindeyim. Neymiş efendim? İşte şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şampiyonluk kaçar. Yok işte kuşlar, puşlar boş durmayacaklar. Evet. Arkadaşlar dediklerinizin hepsi doğru. Yapabilecekleri her türlü puştuğu yaptılar, hainliği yaptılar. Daha ne kaldı geriye? Hakem muhabbetlerini yaptılar. Yapabilecekleri her türlü belden aşağı vurmayı yaptılar. Tabii ki puşların hiç şüphesiz ki üçkağıtçılıkları, puştukları bitmez. Yeni planlar yapacaklar ama artık karşılarında her şeye hazırlıklı, her şeyi gören, bilen bir Galatasaray var. Galatasaray yönetimi var ve her şeyin farkında olan Galatasaraylı futbolcular var. Galatasaray'ın teknik adamı var. Şimdi bakın, şurada anlaşalım. Bunu her sohbette hatırlatıyorum ama şu anda arkadaşlar, kelle isteme, yol ayırma, o gitsin, bu kalsın, şu gelsin deme zamanı değildir. Bunlarla vakit kaybedecek, bunlarla moralleri bozacak durum yok şu anda. Oralara dalmayacağız arkadaşlar. Günü, vakti, saati geldiğinde bunlar konuşulur. Bunlar ayrı hadiseler. Ama önümüzde öncelikle kazanılması gereken 4 maç var. 4 maç. Sonra 5. maç, keyif maçı, zevk maçı, fark maçı, yeniden tarih yazma maçı olacak arkadaşlar. Galatasaray 4 maçı kazanıp şampiyon olacak. 5. maçta da yeni bir tarih yazacak. Bazı skorları tarihe gömecek, bazı skorları yeniden gündeme getirecek. Şimdi oraya buraya takılmaya gerek yok. Ama tabii ki son jimnastik kulübüyle oynanan maçta yaşanan bir takım hadiselerden ders alacağız. Bunu konuşacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız o maçta olanları. Bir kere daha bunu tamamen iyi niyetle uyarı anlamında söylüyoruz. Uyarı anlamında söylüyoruz. Bir defa burası çok önemli. Gelin bunun üzerinden bir kere daha geçelim. Ne yaptı arkadaşlar jimnastik kulübünün 70'lik hocası? Hani güneş müneş diyorlar, palavra sıkıyorlar. Yok büyük takım hocasıydı, büyük maçların hocasıydı. Lan büyük takım hocasıydı da Türk milli takımından büyük takım mı var? Neden Türk milli takımını küme düşürdü? Cukkaları kapıp kaçtı, kirişi kırdı. He? Türk milli takımı küme düşmedi mi bu adam yüzünden? Gideceği turnuvalara bunun yüzünden gidemedi. Bu adam daha önce bir takım haltlar yemedi mi? Yedi. Neresi büyük? Ne yaptı peki? Çok gayet basit. Hepimizin görebileceği bir hadiseyi yaptı. Galatasaray kanatlardan gelen bir takım. O Delmont mudur, Raymond mudur neyse onu da abi tuttu o kanatlara bir defans oyuncusu gibi koydu. Kontratağa geçti. Bilmem ne yaptı. Yani Galatasaray'ın kanatlardan gelmesini engelledi. Rashica Boey, ne bileyim işte Adekupe Kerem ikilileri bunların önüne bir set çekti. Orta sahada sağ olsun Galatasaray teknik direktörünün ihmalkarlığı ya da tabloyu görememesi neticesinde iki taneden boş kaldı. Ve ikisi de yıldız oldu. Kim? Biri Salih uçan mıdır, kaçan mıdır ne halsa. Bugüne kadar esamesi okunmayan bir tip. Biri de Getson Metson. Kim lan Getson, ne yapmış yani? Adamın diye yani oynadığı bir iki tane maç var. Rize'de bir Galatasaray maçı. Bir Galatasaray maçı, bir Galatasaray maçı. Kim dolduruyor bunu? O Rize'nin eski başkanı, malum Fenerli. Kıran mıdır, kırmayan mıdır, Tahir midir, Mahir midir neyse. O dolduruyor. Baba çık işte Galatasaray maçında oyna, sana ekstradan 10 bin dolar para. Vay 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 vay. Ulan ne istiyorsunuz? Ama niye? Kuyruk acısı var. Peki bunu yapmayacağını ihtimal dahilinde tutamazsınız desem, hayır tutacaksınız. Çünkü bunun yapması ihtimal dışında olamaz asla. Çünkü niye? Galatasaray bu Rizespor'un düşmesinde hani temenni olarak da çok pay sahibi oldu ya. O yüzden adam gıcık. Galatasaray'a gıcık. İşte bu Getson'u Metson'u dolduruyor. Arkadaşlar
Galatasaray teknik direktörü biraz işin farkında olsaydı o Gedson adım atamazdı. Çok sizin de bildiğiniz başarılı bir teknik direktör, tecrübeli teknik direktörlerden biri der ki ya kardeşim hiçbir şey yapmana gerek yok. Gedson'la Salih o kadar yalnız şey kaldılar, boş kaldılar ki o mis gibi adamlar resmen yıldız oldular. Ya ver onların başına bir tane adam. Birinin başına Barış Alper'i, birinin başına da koy Berkan'ı. Yani başına koy derken onlarla adam adım koşmasına gerek yok. İki sağlam, iki temiz girdin mi bak bakalım bir daha top götürebiliyorlar mı? Her neyse boş buldular, istedikleri gibi koşturdular. Şimdi gördüğünüz üzere Galatasaray'ın kanatları kapatılıyor. Orta sahada iki tane eleman boş bırakılıyor. Çünkü Oliveira yok, çünkü Mertens yok, çünkü Kerem yok. İşte bu kadar. Böyle olunca da Galatasaray sallanma gününde sallanıyor. Sallandıkça sallanıyor. Ama bütün bunlara rağmen Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Bir yan top, o yan toptan gelecek olan ki duran top oldu. Duran top ve yan top. Oradan gol geleceği belli. 1-2 biz üçüncü dedik ki bak bu defa buradan 3 kere vurdurdun kafayı. Dördüncü de adam yine vuracak ve golü atacak. Nerede benim Nelson'um? Nerede benim Abdülkerim'im? Yok abi. Yok, herkes bir yerlere gitmişler. Kafaca bir yerlere gitmişler. Kaleci zaten malum eski teknik direktörünün dolduruşuyla aşırı para hırsı yüzünden milyon eurolarını kaptırmış bir yerlere. O oraya gitmiş. O ona gitmiş. Öbür tarafa gitmiş. Bir de böyle futbol dışı hikayeler var. Kaleci çökmüş. Kaleci bütün birikimini ki rivayete göre 6 milyon euro. 6 milyon euroyu eğer birilerine kaptırıyorsan orada bırak futbol oynamayı. Yani mümkün değil ya. Mümkün değil yani krizlere girmemesi. Yabancı sonuçta. Bütün birikim gitmiş. Kandırmış birileri. Eski takım arkadaşları. İşte Selçuklar, Ardalar, Mardalar. Eski teknik direktör. Ulan ne para hırsıymış be. Bununla ilgili neler anlatılıyor, neler söyleniyor. Benim işim değil buralara girmek. Bunu sizlerle paylaşmak, bildiklerimi sizlere anlatmak benim işim değil. Ama oradan buradan bölük pörçük eminim ki sizler de buradaki yaşanan rezaletleri biliyorsunuzdur. Bununla ilgili yorum yapmaya kalkarsam sadece Galatasaray penceresinden bakar, yorum yaparım ama yapmak istemiyorum. Ama Galatasaraylı futbolcuları oraya çekip, özellikle bizim bildiğimiz Muslera'yı oraya çekip de Galatasaray'ı başarısız duruma getirme yanlış bir şey. Sanki içimden tabii şöyle bir şey geçiyor. Acaba Muslera oraya biriler bilerek mi çekildi? Muslera'ya o para bilerek kaybettirilip Galatasaray'ın kalesi bilerek düşürüldü mü? Bunu kim yaptıysa, hangi niyetle yaptıysa Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. Karagümrük maçı. Sonra işte malum oynanan jimnastik kulübü maçı. Muslera yok arkadaşlar. Yok. Olmadığını nereden görüyoruz? Hem Karagümrük maçında yedirdiği gollerden hem de Beşiktaş maçında yedirdiği gollerden ya da yediği golden anlıyoruz. O göklere çıkardıkları, 8. harika dedikleri, bilmem Abu Bakar mıdır, Zabu Bakar mıdır, Yan Bakar mıdır, ne halsa o gol yedir mi? Ya böyle buradan geçiyor. Benim bildiğim Muslera kaldırır ellerini, tak diyor topu alır. Böyle top geçiyor buradan. Neyse, olan olmuş, giden gitmiş. Benim burada kızdığım ne biliyor musunuz? O topu defans aralarında, defansta oyun kurarak çıkma sevdasıyla kaptırma. Trabzon maçında kaptırdın, Karagümrük maçında oldu, o maçta oldu, bu maçta oldu. Ya her maçta bu haltı yiyorsunuz. Ben bunu her sohbette niye söylüyorum? Daha önceki sohbetlerinde de söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Bundan sonra olmaması adına söylüyorum. Kardeşim, top bende kalmasın. Nereye giderse gitsin. Sen o topu Oliveira'ya veriyorsan, Oliveira'da da 3 kişinin baskısı altındaysa bir şekilde bunu görmen lazım, vermemen lazım, uzun vermen lazım. Ne yapmış 70'lik ihtiyar Güneş Efendi? Demiş ki 5 kişiyle 6 kişiyle bunlara rakip yaralına basın, bunlar ahmak. O kaleci kör. Sürekli geriden
verecek topu arkadaşlarına. Basın onlara, basın onlara, alın, atın golü. Yaptılar mı? Ya Trabzon maçında yaptırdın. Karagümrük maçında yaptırdın. Artık bu bunu yaptırıyor. Peki, tamam, kaleciyi geçtim. Kaleci yapıyor bu ahmaklığı. Kör! Veriyor topu, geliyor, golü yiyor. Peki kardeşim, daha önce de söyledim. Bakın bunları o maçlık söylüyorum. Bundan sonra olmaması için söylüyorum. Ya Okan Buruk, sen teknik direktör değil misin? Futbolcunun başında hoca olarak sen bir sürü yardımcıları yok musunuz? Varsınız. Peki siz niçin varsınız? Diyeceksiniz ki kalecinize, o ahmak kalecinize, uzun oyna. Uzun oyna. Bak 6 tane Beşiktaşlı benim yarı sahamda. Sen uzun oyna, ben hızlı adamlarımla bunlara zımbalıyım diyeceksin. Hayır yok abi. Kısa oynuyor, put put oynuyor. Teknik direktör kulübede bakıyor. Şenol Güneş'le muhabbet yapıyor. Şenol Güneş geliyor buna. Yok konuşmaydı, yok oydu, yok buydu. Ondan sonra maç bitiyor abi. Benim teknik direktörüm koşuyor tıp 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 tıp. Hani o UEFA kupasında kıçına nef yağ sürülmüş gibi koşuyordu da sevincini paylaşıyordu. Baktım derbi maç bitmiş abi. Benim teknik direktörüm koşuyor. Lan nereye koşuyordu? Birisine dalacak herhalde. Hayır yok. Gitti birisinin omzuna vuruyor arkadan. Tebrik ediyor. Kimi tebrik ediyor? Filozofu tebrik ediyor. Ulan kardeş yapma etme. Misafir olan sensin. O sana gelip geçmiş olsun desin bilmem ne. Ne tebrik etmek için koşuyorsun? Adam zaten tebrik edilecek bir adam olsa seninle maç içerisinde yaşadığı o diyaloğu basın toplantısında gazetecilere anlatmaz. Anlatıyor. Okan Buruk tecrübesizdi, toydu, uyardım, sakin ol dedim. Kimsin lan sen? Nesin? Kim? He? Benim teknik direktörüm, Galatasaray'ımın teknik direktörü bunları yaşayacak. Efendi, ben bunları kabul etmiyorum. Kusura bakma Okan Efendi. Hiçbir Galatasaray taraftarı da kabul etmez. Sen bunları yaparsan, sen o çapsız bir takım tiplere eğer böyle paye verirsen, onlar da ekran başında sizleri, beni, hepimizi aptal aptal böyle yorumlarıyla, uyuz edecek yorumlarla kanlı tepemize çıkarırlar. Kim ulan ciğeri beş para etmeyen adam Galatasaray hakkında, Galatasaray'ın yıldızları hakkında, onu bunu hocası hakkında, yönetimi hakkında laf edecek. Yok bilmem neyin birini aldı, yok şöyle yaptı böyle. Kardeş bunu yapan sizlersiniz. Evet kusura bakmayın. Bunu yine bundan sonra olmaması için söylüyorum. Ha başka bir şey daha söyleyeyim. Okan Hoca kusura bakma. Bu şampiyonluk buradan kaçarsa bir sana yazar. O ayrı dava. Tepeden tırnağa sana yazar. Ama sana yazmakla kalmaz. Sezon sonunda artık ben bundan sonra Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk olmalı mı diye kendi kendime sizlere sorarım. Görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşırım. Benim öteden beri, bakın öteden beri ben bunu Okan Buruk bir hata oldu, o oldu, bu oldu diye söylemiyorum. Onun için söylemiyorum. Okan Buruk'a hep destek verdim. Destek vermeye de devam edeceğim. Ama benim dileğim, temennim, dünya markası bir Galatasaray'ın artık bir takım klasik alışkanlıklardan ve beklentilerden tamamen kurtulması. Artık miadını dolmuş kişilerin hele hele bu son rezilliklerden sonra bir daha Galatasaray'la adının anılmaması lazım. Bu bir arkadaşlar. Bu işte para götürme, o Muslera'nın çarpılması, öbürünün bilmem neyin, yok bir yerde bilmem ne fonu kuruldu. Oradan abidik gubidik numaralar, buradan yandan gel ortadan geç falan. Dediğim gibi detaylara girmiyorum ama bu bir. İki, Okan Buruk, sen eğer senin kalecine, sen uzun oyna. Bak bunlar sana orada yarı sahanda 5-6 kişiyle baskı yapıyorlar. Onları yatır, köşeye sıkıştır, kendi silahlarıyla vur diyemiyorsan kusura bakma. Bunları demek ki göremiyorsun. Sen bunları göremiyorsan ben de sana hatırlatıyorum. Bu kadar. Ama şimdi peki Galatasaray takımı kurulurken, oluşturulurken bunları niye söylüyorum?
Bunları söylemek zorundayım. Çünkü hata olmasın. Şampiyonluk kaybedilmesin. Galatasaray'ın elinde hakikaten çok geniş bir kadro var. Maç çevirecek oyuncular var. Sen ne yaptın Adana Demirspor maçında? 86. dakika Mitso hamlesi sana maçı getirdi. Bunları yapacaksın. Bilmem ne maçında da jimnastik kulübüyle oynadığı maçta da bu hamleyi yapacaksın. Yapmıyorsan, görmüyorsan o zaman kusura bakma. Ha, benim kafamda her zaman benim bir numaralı Galatasaray'a layık gördüğüm teknik direktör Mancini'dir arkadaşlar. Mancini, janti, kaliteli, her şeyiyle. Şimdi bu diyeceksiniz ki yeri mi? Yeri değil diyorsun, sen söylüyorsun. Arkadaşlar bunu lafın arasında şöyle düşünün. Ersan Çelik de böyle bir hayal kuruyormuş bir gün diyebilirsiniz. Onlar ayrı dava. Ama Galatasaray bir başka hedefe yürüyecekse, büyük hedeflere yürüyecekse çuvallamayacak arkadaşlar. Sen 14 maç ki oraya gelirsiniz dersiniz ki senin işte şu oldu bu oldu yok geriden oyun başlattı bu oldu dediğin adamla veya futbolcularla veya kaleciyle Galatasaray 14 maç kazandı. Sen de övgüler yağdırdın. Hala da övgüler yağdırıyorsun. Ben daha önce de söyledim. Ben her pozisyonda her zaman Galatasaray'a güvenirim. Her maçta Galatasaray benim favorimdir. Her maçta Galatasaray'ın rakibinin kim olduğuna bakmadan taksimetreyi 5'ten açsın, 3 olsun, 5 olsun, geleni gideni yensin derim. Ben Galatasaray'a böyle güveniyorum. Bu kadroya güveniyorum. Halen bu ekibe, bu yönetime, bu başkana güveniyorum. Ama bir takım dalga dümenler olmayacak. Erdem Timur, Galatasaray'ın mevsim başı 10 hafta, 12 hafta önü kesildi, vara gidilmedi, o oldu, Erdem Timur çıktı. Bunlar bir kurgudur. Bu kurguyu yapanları, bu senaryoyu yazanları bizler biliyoruz. Bunları başlarına yıkarız. Gerekiyorsa bu ligi bitirtmeyiz dedi mi arkadaşım? Dedi. Ondan sonra ne oldu? Bir silkelendiler mi? Dübürleri tutuştu mu? Tutuştu. Ama camia içerisinde Erdem Timur'u kıskananlar kendi camiası içerisinde vay bu Erden çok konuşuyor az konuşsun. Yok bilmem ne yapmasın. Yok Koç Ali'ye, Megafon Ali'ye laf söylemesin. Yok asarız, yok keseriz. Galatasaray içerisinde, yönetim içerisinde bile öyle tipler var ki ya bir gün bu benim elimde kalacak diyen dayılar da var yönetimde. Biz onları da biliyoruz. Yani Erden Timur'u marizleyeceğim, elimde kalacak. Yarım porsiyon demeye getiriyor. Lastir derler adamı. İşte Galatasaray bu aşamalardan geçti. Ha Erdem Timur'un yanlışları yok muydu, var mıydı, oydu, buydu. Onlar ayrı dava. Olacak tabii. Olacak. Şimdi onları biz geçiyoruz. Nereye geliyoruz? İşte biz buraya geliyoruz. Bakın manşette. Ali Bey işine baksın. Galatasaray'ı konuşmasın. Evet. Bunu, bu cevabı o gün divan kurulunda yaptığı an, konuşmayı yaptığı anda anında vereceksin bu cevabı. Kimsin lan sen diyeceksin. Neyin nesisin? He? Öyle kibar değil. Bilmem ne dili mili yok. Anladığı lisandan ağzının içine söylediklerini sokacaksın abi. Böyle dibine kadar, boğazına kadar sokacaksın. Kimsin lan? Ben Galatasaray'ım. Türkiye'nin yegane markasıyım. İftihar kaynağıyım. Avrupa'nın en büyük 3 kupasının ikisini almış bir takımın yöneticileriyiz. Sen bana bu lafı edeceksin. Edemezsin arkadaşım. Edemezsin. Edersen de affedersin seni yağlı kazığa oturturlar. Kusura bakma. Ama Galatasaray'ın içinde bir takım tipler, hainler, puşlar, üçkağıtçılar bunlara engel oldular. Neyse başkan çıktı Dursun Özbek şampiyonluk için iddialı konuştu. Fener başkanına ağır mesajlar verdi. Dinamik hızlı ve çok hırslı demişler Boya için. Ondan sonra devamı gelmiş işte yok o beğenildi yok beğenildi. Ha, bu arada Florya bugün alev alev alacak demişler. Doğrudur arkadaşlar. Onunla ilgili çünkü geç saatte olduğu için yaklaşık işte 6.30, 5.30'dan sonra 6.30 o saatten sonra yeni bir sohbet oradaki bir takım görüntüleri paylaşır mıyız paylaşamaz mıyız? Onları çünkü bilemiyorum bir başka organizasyonumuz da var akşam Ordu'da Ordu Spor 67 takımının Alanya Kestel ile bayağı bir önemli final niteliğinde bir maçı var.
ki bu maçı eğer Orduspor kazanırsa 1-2 de oynayacak ikinci lige çıkmak için. Bayağı güzel bir maç. Akşam saat 20'de de oradan da canlı yayınlarımız olacak Konuşan Ordu TV'de. Dolayısıyla arkadaşlar böyle de bir planımız var. Ama Galatasaray'daki coşkuyu, gelişmeleri tabii öyle kısa süre içerisinde değil de daha geniş zaman dilimi içerisinde belki bir gün sonrasında bunları sizlerle paylaşırız. Biz bugünküleri paylaşalım. Evet, Koç Ali, Megafon Ali işine baksın, Galatasaray'ı konuşmasın demeye getiriyor. Başkan Dursun Özbek de konuştuğu zaman da iyi konuşur, güzel konuşur, doğru konuşur. Devam edelim. Şampiyon belli. İkinci ve üçüncü kim demiş Dursun Özbek. Doğru demiş. Şimdi biz önce ders alalım diye hani deriz ya, bu maç bize ders olsun. Hayır, o maç bize ders olmuyor. O maç orada bitiyor. Ondan sonra yaşananlar unutuluyor. Sonra unutulduktan sonra yeni hatalar yapılıyor işte. Karagümrük maçı. O yüzden arkadaşlar ben ders olması gerekenleri söyledim. Söylemeye devam edeceğim. Bundan sonraki maçlarda biz aynı hataları görmeyeceğiz. Yaşanmasını istemiyoruz. Bundan sonra Galatasaray'a kendi yarı sahasında bir takım rakip takım oyuncuları 3, 5, 6 kişiyle baskı yapıyorsa ben hala pıt pıt oynamayacağım, uzun oynayacağım. Benim kanatlardan geldiğimi biliyorsa ki bunun aynısını Başakşehir'de uygulayacak. Benim kanatlardan geldiğimi biliyorsa Başakşehir veya diğerleri ben ona başka bir çözüm bulacağım. Ben rakibin orta sahasındaki oyuncularını elini kolunu sallasın dolaşsın diye seyirci kalmayacağım. Galatasaray teknik direktörüysem kenarda bunlara seyirci kalmayacağım. Bunların olmaması lazım. Evet, şu anda ipler Galatasaray'ın elinde. Avantaj Galatasaray'ın elinde. Şampiyon olacak takım Galatasaray. 5 maçın 4'ünü kazandığın gün şampiyonsun. Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü. Yendin, şampiyonsun kardeşim. 100. yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında 23. şampiyonluk gelecek mi? Gelecek. Bakın ne diyor Galatasaray Başkanı? Şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kim? Bizim Durmuş derdi ki, abi bunlar ikincilik ve üçüncülük için playoff yapsınlar. Evet, playoff yapabilirsiniz. İkinci, üçüncü. Hanginiz olacaksa. Suyun karşı tarafındaki mi? Jimnastik kulübü mü? Zaten. Ne olursa olsun Galatasaray bu dakikadan sonra bunlar kışlarını da yırtsalar Galatasaray bunlara şampiyonluğu vermez arkadaşım. Vermeyecek de. Hakem, dalga dümen, bir takım lagaluga işler, lale, şelale, male, ekşi, mekşi, karşı mahalle. Abi kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Yeter. Artık bitti. Gerekiyorsa Okan Buruk Efendi eğer hala bu takımda bildiğini okuyanlara yeter demiyorsa Mustera soracak, konuşacak. Baba senin kafan kaptırdığın 6 milyon ya da kaç milyon eurodaysa o zaman de ki abi ben oynamayayım, bu maçta Okan oynasın, kafam rahat değil desin. Anladınız mı? Diğerleri, Oliveira, ha peki Başakşehir maçına nasıl bir kadroyla çıkar Galatasaray? Hiç abi tereddüt etmem. Mustera, Oliveira, Mertens hepsiyle çıkarım. Oynayacaklar. Bunlar Galatasaray'ın değerleridir. Bunlar Galatasaray'ı alacaklar, şampiyonluğa taşıyacaklar. Ben buna inanıyorum. Ben inandığım gibi sizler de inanıyorsunuz. Hepimiz tam destek, hep destek veriyoruz. Kelle isteme, kelle koparma, kelle avcılığı yapma döneminde değiliz. Onu gönderelim, bunu asalım, onu keselim gibi durumda hiç değiliz. Galatasaray eğer Mertens varsa Mertens de oynar. Oliveira varsa oynayacak durumdaysa Oliveira ile ne bileyim işte kim oynaması gerekiyorsa onlarla çıkar oynar. Ama senin 5 tane de oyuncu değiştirme hakkın var. Yeri, vakti, saati, zamanı gelince hata yapmadan, uyumadan bunların hemen müdahalelerini yapacaksın. Gerekli hamleleri yapacaksın. Bunu ben yapacak değilim. Takımın teknik direktörü yapacak. İşte başkan da Galatasaray başkanı da takımına benim gibi sizler gibi aynen hepimiz gibi güvendiği için diyor ki şampiyon belli, ikinci ve üçüncü kim diye soruyor arkadaşlar. Devamını getiriyoruz. Aslan şampiyonluk için seferberlik ilan etti. Evet, gayet doğal, seferberlik ilan edilecek. Nitekim akşam
Florya'da yaşanacak olan büyük organizasyon, bütünleşme, kaynaşma, sorunları unutup yeniden kenetlenme, tek yumruk olma adına orada bir şov yapılacak. Birlik, beraberlik gösterisi olacak. Bir güven tazelenecek. Yapılan hatalar unutulacak. Ondan sonra da pazartesi günü itibariyle, pazartesi akşam saat 20'de artık 3-5 Allah ne verdiyse İstanbul Spor, Sivas Spor ve Ankara Gücü, sonra şampiyonluk gelecek. Peki Başkan Dursun Özbek söylediklerinde haksız mı? Mücadele ettiğimiz rakipler Galatasaray'a karşı koalisyon kurdu. Evet arkadaşlar, bir ittifak kurdular. Var ya, seçimlerde herkes bir ittifak kuruyor. Bunlar da modaya uydular. Galatasaray'a karşı bir ittifak kurdular. Sadece iki takım, üç takım bir arada değil. TFF, MHK, MHK'nin başı, TFF'nin başı, abidik gubidik bir takım tipler, tetikçi hakemler vesaire vesaire. Bunları biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Galatasaray yönetimi biliyor mu? Biliyor. Galatasaray taraftarı, sizler, bizler, hepimiz bunları biliyoruz. O zaman bunlara ne yapacağız? Bunların kurdukları kutsal ittifaka fırsat vermeyeceğiz. Bunların kurdukları koalisyonun başlarına geçmesi için gerekeni yapacaksın. Kurdukları kurguyu, yazdıkları senaryoyu tepelerine yıkacaksın. Gerekiyorsa ne demişlerdi Timur? Bu ligi bitirtmeyiz. Aynen öyle. Sen bu pislikleri, sen bu puştukları yapıyorsan, özellikle Galatasaray'ın içindeki hainler de onlara destek veriyorlarsa, biz bunlara fırsat vermeyeceğiz arkadaşlar diyoruz. Ve TFF'ye gitti Dursun Özbek. Ne konuşuyorsunuz diye sormak için gitti. Evet, ne konuşuyorlar? Ne konuştuklarını sormaya hiç gerek yok. Onların ne konuştuklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bilmek için kain olmaya da gerek yok. Abidik gubidik, Galatasaray'ın önünü keselim, Galatasaray şampiyon olmasın, tetikçi hakemler, onlar bunlar vesaireler vesaireler. Bütün bunların artık ayyuka çıktığına göre bir hükmü yoktur. Ne diyor? Fenerbahçe derbisine büyük önem atfetmiyoruz. Şampiyonluk düğümü o maça kalmadan çözülecek. Gayet doğal. Galatasaray için Fenerbahçe derbisi şampiyonluk maçı değildir. Ama başka bir rekor, başka bir tarih yazma adına önemlidir. Galatasaray Ali Sami Yen'deki Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkacak ve ondan sonra da Galatasaray o maçta tarihi bir rekor alacak, tarihi bir skor alacak. Ben şunu söylüyorum, tekrar ediyorum, bunu bütün Galatasaraylı arkadaşlarıma da öneriyorum. Galatasaray, şampiyon Galatasaray o maçta, o derbi maçta atılacak olan 5 gol ve üzerine ekstra prim vermeli. Örneğin 6. gol için 50 bin euro, 7. gol için 100 bin euro. Abi bu paralar verilmeli. Galatasaray tarihi rekoru almalı. Bugüne kadar Galatasaray'a yapılan puştukların, yapılan dalga dümenin, üçkağıtçılığın, hainliğin hesabı acı bir şekilde bunlara sorulmalı. Anlatabildim mi? Bunlara sorulmalı. Biz şampiyon Galatasaray'dan bunu bekliyoruz arkadaşlar. Dursun Özbek işin farkında mı? Farkında. Galatasaray'a koalisyon, işte az önceki başlığın tekrarı, son haftaya kalmaz demiş, doğru demiş. Katılıyorum. Bu şampiyonluk işi son haftaya kalmayacak. Bakın, Dursun Özbek bu açıklamaları yapmasa ne başlıklar, manşetler olacak? Yok işte Galatasaray'da o gitti, bu geldi, şuna ceza, buna bilmem ne. Ama Dursun Özbek bu lafları edince ne oluyor? Manşete bunlar taşınıyor. Ben bunları konuşun diyorum işte. Bak ne diyor? Sen konuşunca, Galatasaray'a koalisyon kuruldu dediği zaman, son haftaya kalmaz dediğin vakit şampiyonluk, işte konuşmalar, manşetler böyle bir şekilde olur. Eğer konuşmazsan, fırsat gelirse Beşiktaş şampiyon. La hasikler derler. Bu kadar aynen böyle derler. Beşiktaş şampiyonmuş. 5 hafta kalacak. Benim 5 puan önümde, bir maç fazlası var. Koy üstüne 8 puan önde. Fırsat gelirse şampiyon olacakmış. Ya yuh olsun böyle kafaya. Ama bunlar bu. Medyayı ele geçirmişler. Dalga dümencileriyle.
Her türlü puştuk bunların elinde. İçerideki hainler de bunların değirmenine su taşıyorsa, fırsat gelirse şampiyon olacakmış. Hadi ya, fırsat gelirse şampiyon olacak, öyle mi? Ol da görelim. Ol da görelim. Aslan'a bir seri yeter. Doğru. İpler henüz fenerde değil. Tamam, güzel. Nihayet. Nihayet akıllı bir laf etmişler. İpler mipler fenerde değil. İpler de avantaj da Galatasaray'da. Herkes şu anda Galatasaray'ın kucağında oturmuş durumda. Herkes Galatasaray'ın kucağında. Ben daha da söyledim. Dedim ki Galatasaray size yakında 4 maç sonra önce etek giydirir, sonra bikini giydirir, sonra tanga giydirir dedim. Aynen, burada iddialıyım. Aynısı olacak. Ne demiş Dursun Özbek başkan? Şampiyon belli, ikinci kim? Evet kardeşim, bu kadar. Sen bunu sorarsan onlar da buna cevap vermek zorundalar. Ha, gelelim şimdi bu ihtiyara. 70'lik ihtiyar ne diyor abi? 2 kupa kazanacağım, artık gelemem. Nah, 2 kupa kazanacağım. Nereden 2 kupa kazanıyorsun lan? Nereden kazanıyorsun? Ha, Türkiye kupasını, ha, Sivas'la var ya, av külah ver takkem. Sivas'ı elersen ondan sonra karşına da işte Başakşehir, Ankara gücünden biri gelir. Onlar da seni tepelerler ya. Hadi oradan bir kupa alırsan alırsın. Lig şampiyonluğunu alacaksın, öyle mi? Yok, Flamengo istemiş de, Milengo'nun da istemiş de. Ya kardeşim bak, ey Jesus Efendi. Hayal görme. Ne sen kalırsın ne de senin başkanın kalır. Yallah, yallah. Galatasaray sizi hani... Vardır ya takaya, Karadenizli ifade, takaya bindirir, taka 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 gönderir arkadaşlar, gönderir. Bunu burada söyleyelim de hiç kimse sonradan sürpriz gelmesin, şaşırmasın. Sözleşmem bitene kadar burada kalacağım, 2 kupa alacağım bilmem ne falan filan diye böyle bırak bunları, yemezler kardeşim. Al da görelim, al da görelim. Biraz önce bunu söyledik. Ali Bey kendi işine baksın demiş Megafon Ali için. Ali Bey, Megafon Ali kendi işine bakmıyor. O kendi işine bakmıyor. Kendi işinden bu büyük işlere boynunu şey yapıyor. Burnunu sokuyor. Pes etmeyiz. Etme etme pes. Pes etmese. Pes etmiyormuş. Seni bir pes ettirirler. Görürsün pesi de mesi de. Valencia Galatasaray'a bakın. Galatasaray'ın havasını nasıl bozmaya çalışıyorlar. Lan Valencia'nın Galatasaray'da ne işi var? Kim Valencia? Icardi'nin ayağı etmez. Efendim Mane de Fenerbahçe'ye gidiyormuş. Mane Fenerbahçe'ye, Valencia Galatasaray'a. Bunu, bu başlığı atanlara en hafif itibariyle hasta gidinler demek lazım. Bunlara ancak bu denir. Bir de böyle koycular var abi. Bunları başımıza bela ettiler. Konuşuyorlar abi. Ne var? Galatasaray'a çakıyorlar. Onu söylüyorlar. Bu kim lan bunlar? Kimde konuşuyorlar? Bakın tabela burada. Gerçek burada. 30 maç. 70, 67. Öyle gidiyor. Bak 1-25 Galatasaray iddia oranları. Şampiyonluk. Devam edelim abi. Bu arada bakın burada önemli bir şey var. Hakan Keleş'in görevine niye son veriliyor Giresunspor? Giresunspor kimle bu hafta? Fenerbahçe ile oynuyor. Dolayısıyla demiş ki biz demiş Fenerbahçe'yi orada yendik, burada da yeneceğiz. Ve hemen görevine bir şekilde son veriliyor. İstifa etti mi istifa etti diyorlar ama geçelim. Hakan Keleş, vay sen misin Fenerbahçe'yi yeneriz dedin. Nasıl dersin? O zaman Giresun'un biraz başkanını, onunu, bununu bir araştırmak lazım. Kimlerle iş ortaklıkları var, kimlerle ne var. Şimdi arkadaşlar burada çok güzel bir şey var. Saha içinde kendini kaybeden kim acaba? Şenol Güneş diye soruyor. Van işte bunu böyle anlatmışlar arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi... Diyor ya ben diyor Okan Buruk'a gittim kendini kaybetme dedim bilmem ne dedim falan filan diyor. Okan Buruk için saha içinde kendini kaybediyor diyen Şenol Güneş'in kendini kaybetmesi. Böyle kafasına tıkış attırıp bilmem ne tırışkadan he? Görüyorsunuz Fenerbahçe ile oynadığı maç hikayesi. Ya bunlar bu arkadaşlar. Ve ondan sonra hani bir kıyak mıyak diyorlar Galatasaray'a yok işte Florya seçimlerden sonra Galatasaray'a diyor gideceğiz o Florya arazisini elinden alacağız demeye getiriyor şey efendi. Nasıl alacaksa nasıl? Bu da soruyor Fenerbahçe'ye 100. yıl kıyağı diyor. Kadıköy Belediyesi'nin Fenerbahçe'ye çektiği peşkeş. Kenan Evren Lisesi nasıl Fenerbahçe'ye peşkeş çekildi? O daha önceki söylemiştim yolun kenarında E5'in kenarındaki arsa Fenerbahçe'ye nasıl peşkeş çekildi? Efendim kalacakmış kal nasıl kalacaksan göreceğiz. Biz neler gördük arkadaşlar neler gördük?
Ve en önemlisi divan kurulunda, Fenerbahçe divan kurulunda Galatasaray'a her türlü hakareti yapan, tehdidi yapan, onu yapan, bunu yapan işte megafon Ali'yi Galatasaray mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Gayet doğal. Galatasaray'ın elinden şampiyonluklar nasıl alındı arkadaşlar? Tarihte bugün diyor Galatasaraylı kardeşlerimiz. Babel'in omuzuna çarpan top önüne geliyor, gol oluyor, golü vermiyorlar. Beşiktaş, o ağlayan sızlayan var ya, lagalugacı avanta isteyen Beşiktaş böyle şampiyon oluyor. Bu da oraya buraya hava atacak, ona buna hava atacak. Biz de onların havalarını yiyeceğiz. Bir de arkadaşlar böyle çapsız bir takım tipler yorumcu diye karşımıza gelecekler. Bir takım amigolar, şunlar bunlar ahkam kesecekler. Ve bu adam, gördüğünüz bu tip abi bize akıl verecek, yorum yapacak, bilmem ne yapacak. Kimsiniz ya? Bunları işte Okan Hoca, bunları karşımıza getirip bize dinlettiriyorsun ya. Bizim kızgımız, kızgınlığımız, öfkemiz bunadır arkadaşlar. Bunlar bir ara yoktu. Bu arada şu öyle bir hadise var. Efendim biliyorsunuz bu Sivas'la oynanan lig maçında kırmızı kart gördü. Kırmızı tamam, sarı kart cezalısı duruma düşünenler şeyde oynayamıyor. Kupa maçında, kendi kategorisinde oynuyor ama bu direkt kırmızı kart gördü. Direkt kırmızı kart gördüyse oynamaması lazım ama allem etmişler, bullem etmişler. Kırmızı kartı da oynayacak duruma getirmişler. Okan Buruk'un daha önce de paylaştığımız bir başlığı var. 5'te 5 yapacağız, şampiyon olacağız. İşte budur kardeşim. 5'te 5 yapacaksın, şampiyon olacaksın. Galatasaraylı futbolcular bundan sonra kalan 4 maçlarını kazanacaklar. Her maçta en az 3 golden aşağı olmak üzere zımbalayacaklar. Ondan sonra da arkası gelecek kardeşim. Ben ötesine berisine bakmam. Beni ötesi berisi de ilgilendirmez. Beni ilgilendiren budur. Gelin bununla açtık, bununla bitirelim arkadaşlar. Ali Bey işine baksın, Galatasaray'ı konuşmasın. Ve ne diyor? Şampiyon diyor belli. Bundan sonra şampiyon belli. İkinci ve üçüncü kim diyor Dursun Özbek? Evet kardeşim, evet sevgili Dursun Özbek, dediğin doğru. İkinci, üçüncü hanginiz olursanız bizi ilgilendirmez. Ama şampiyon belli, şampiyon belli. Şampiyonun adı Galatasaray. Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray 23. şampiyonluk bayrağını Ali Samiye'nin en tepesine dikecek. Coşkuyla büyük bir kutlama, büyük bir heyecan, büyük bir coşku Galatasaraylılar yaşayacaklar. Tabii eğer Türkiye'de adalet olsa, futbolda tetikçi hakemler olmasa, MHK'nin başında şelaleler melaleler olmasa Galatasaray çoktan şampiyondu da zaten 2 hafta içinde zaten şampiyon olur. O 4 maçı bile kazanmasına gerek yok ama maalesef Türkiye'de futbol iklimi biraz bunların yönlendirmesiyle gidiyor. Maalesef biz bunları kıramadık, kıramayacağız da çünkü arkaları bunların sağlam, böyle de bir durum var. Biz şimdi arkadaşlar gelin. Biraz şekil değiştirelim. Gelelim şuraya. Bizim güzel marşımız var. O marşımızı dinleyerekten coşalım. Bakın ha, işte demin söyledim ya, işte oradan Kenan Evren arazisi alındı. Kadıköy Belediyesi'nden kaptılar arsaları, bilmem neler yaptılar. İşte burayı da böyle avanta bir şekilde aldılar. Görüyorsunuz o şu çevrili yerler falan. Kendileri hava basıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bilmem kim de bize verdi diye. Galatasaray'a verince mi böyle oluyor? Galatasaray'a da ayrıca kimse bir şey vermedi. Galatasaray 1 milyar 200 milyon bastırdı. Parasını verdi, aldı. Sen buraya para verdin mi? Dosya açılacaksa seçimlerden sonra. Ey Megafon Ali, başka dosyalar açılır. Sen onun hesabını verirsin diyoruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar sohbetimizin konusunu anladık. Dursun Özbek'in verdiği mesajlar çok önemli. Bundan sonraki ilk sohbetimizde Florya'da yaşanacak olan büyük coşku, büyük birleşme mitingi gibi bir ortam var orada. O olsun arkadaşlar. Onun üzerinde konuşuruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Buyurun, buyurun buradan yapın.